dünyadaki kutuplaşma, din kullanılarak ya da dini olarak kutuplaşmanın İspanya'da ortaya çıkması konusunda Miguel'in düşüncesi şu. Bir Halk Partisi hükümeti ki aşağı yukarı Türkiye'li izleyicilerin anlaması açısından bu Halk Partisi nedir? Aşağı yukarı. Hı hı. Franco'nun partisinin şimdiki dönemimizdeki hali. Kiliseyle birlikte destekli gidiyorlar. Katolik Kilisesi'yle birlikte. Hı hı. Daha çok dini öne çıkarıyor bu parti. Ve kilise de onu destekliyor. O kiliseyi destekliyor. Birbirlerini destekleyerek gidiyorlar kısacası. Ancak Miguel'in görüşü şu. Bunlar istediği kadar şey yapsın. Toplumun büyük bir kesimi var ki o kesim laik bir kesim. Her ne kadar kilise oldukça güçlü de olsa İspanya'da ve Sosyal Demokrat Parti'den bile destek görse ki şu andaki hükümetteki Halk Partisi'nden tamamen birlikte gidiyorlar. Laik kesim onların tamamen dini toplumun tüm kesimlerine işte nüfuz etmesini engelleyecek bir halk potansiyeli olduğu görüşünde. Buna da örnek olarak son bundan kaç ay önce bilemiyorum gazetede de haberi çıkmıştı, onun haberini yapmıştık. Aborto, kürtaj yasası, kürtaj yasası teklifi verdi. Özellikle kilise ile birlikte oluşturduğu bir yasa aslında, herkes bunu da biliyor. Kadınlara ilişkin oldukça gerici bir yasaydı bu. Ve görüşten geçti ama onaylama kısmında Halk Partisi buna cesaret edemedi. Çünkü bütün İspanya ayağa kaldı bu yasa konusunda. Evet. Ve hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. Yani kilisenin söylemleri doğrultusunda kadının bedeni üzerine bir yasa oluşturulmuştu. Bu yasayı İspanya halkları kabul etmedi. Bütün 17 özerk bölgede ayağa kalkıldı. Kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Ve hükümet bu konuda geri adım atıp o yasayı tasarısını yırtmak zorunda kaldı. Bunu da örnek olarak söylüyor. Bir laik, potansiyel laik bir kesim var. Dinin İspanya'da tüm kesimlere hakim olmasını engeller diye düşünüyor Miguel. Peki. Şunu sormak istiyorum Miguel'e. Şimdi İspanya iç savaşına baktığımız zaman özellikle İtalyanların, Mussolini'nin Afrika ülkelerinden getirdiği bir özellikle Fas desteği var. Kara Afrikalı Arapların getirilip savaşçı olarak 80 bin civarında. Bir de mülteciler var. Yani savaştan sonra Franco diktatörlüğünden kaçanlar var. Gelen savaşan, cumhuriyetçilere karşı savaşan Afrikalılar ve bugün Afrika göçünü düşününce, son mülteci akınını düşününce, Araplara ve Afrikalılara dönük o iç savaş yıllarından kalan bir ön yargı var mı? Nasıl karşılıyorlar bugünkü göçü? Bildiğim kadarıyla oradan gelen, Kara Afrika'dan gelen, özellikle Fas'tunuz Cezayir, özellikle Fas'tan sanıyorum. 80 bin civarında bir paralı asker bunlar gelmiştir. Los Moros vinieron ahí con la organización Franco o Mussolini. No, no, vamos a ver. Primero sí. Tenemos que contestar sí. Corto. Sí, sí. ¿Mussolini o Franco lo alquilaron? No, 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 Franco. Franco trae a los moros de África. Moros, diyorlar bunlar. 60.000. 60.000? Sí. 60.000 ve 80.000. Benim bildiğim 80.000 civarında. Evet. Miguel 60.000 diyor. Franco onları paralı askeri olarak organize etti.
dice que qué tipo de juicio o reacción tiene los pueblos de España contra los moros que vinieron para guerrear contra Frente Popular, los republicanos. ¿Qué tipo de juicio? Los prejuicio. Sí, sí. No juicio. Es esto. Esto no es prejuicio. Es juicio. Juicio. Sí. Equivale. Los moros que vinieron con Franco, vinieron a luchar contra la República, contra la libertad, contra el socialismo. Y al mismo tiempo, el recuerdo que se tiene contra ellos es muy malo. Muy malo porque fueron de los colectivos más violentos y, sobre todo, que unido a la violencia cometieron muchos abusos sexuales. O sea, violaciones y cosas de este tipo. No creo que se diera en todos los casos, pero fama de sanguinarios y violadores, mucho. Por eso hay un mal recuerdo contra el marroquí. Tengo que indicar que en las brigadas internacionales de apoyo a la República hubo palestinos y sirios. ¿Cómo? Palestinos y sirios en las brigadas internacionales de apoyo a la República. O sea, vinieron palestinos y sirios. Apoyar a la República. Pero los moros de Marruecos. Eran de Marruecos. ¿Solo Marruecos? Solo Marruecos. İç savaşta Franco'nun kiraladığı 60 bin ile 80 bin civarında bir paralı asker vardı. Sadece Fas'tan gelmeydi bunlar. Bu askerler yani Franco'nun askerlerinden çok daha acımasızca, özellikle de kadınlara tecavüz olayı. Bu anlamda da bu konu hala konuşulur İspanya'da. Yani ben de ekleme yapıyorum sadece. Tabii, tabii. Bu konu hala konuşulur. Diyelim işte sosyalizme karşı mücadele için geldiler. Cumhuriyete karşı mücadele için geldiler ama en çok iz bırakan da toplumda cinsel taciz ve onların yaptığı cinsel taciz ve tecavüz olayları çok fazla. O anlamda da bu hakikaten toplumda iz bırakmış durumda. Benim rastladığım şeyler var mesela. Özellikle halk karşıtı bir şey olduğunda bu sözcük kullanılıyor fazla, moro. Yani Arap değil, Faslı değil ama işte moro. O dönemden kalma böyle bir un poco humilación se utiliza ahora actualmente. Franco'nun Arap savaşçıları için kullanılmış. Evet, bir şeydi, evet. Despectivo. Şimdi de aşağılayıcı bir sözcük olarak kullanılır bu sözcük. Evet. O dönemden kalma. Vale. Pero vale, ¿cómo distinguimos moros y refugiados que vienen de Marruecos? Şöyle bir soru sordum. Peki nasıl ayırt ediyoruz toplumda? Fas'tan gelen çok şey var, göçmen var İspanya'ya. Şimdi o göçmenlerle peki o morosları nasıl ayırt ediyoruz? Yo pienso que... ¿Cómo comportamiento de los pueblos de España? El comportamiento de los pueblos, en general la izquierda, tiene un sentido de solidaridad con los refugiados, los que huyen de la pobreza, con los que huyen de la guerra, de guerras creadas por Occidente, de la guerra de Libia, de la guerra de Irak, de la guerra siria. Hay un sentido de solidaridad hacia toda esta gente. Inmigrantes de Marruecos. ¿Cómo distinguimos inmigrantes de Marruecos y moros? Sadece Fas'la da değil, bütün ülkelerde Sí, la distinción, hay un problema con el emigrante de Marruecos en general, en tono despectivo,
tono despectivo, hablan de él como moro. Del marroquí hablan como moro, con tono despectivo. Problemas. Pues hay el problema de la integración, que se integra muy mal. El marroquí es una de las sociedades que se integra peor. Peor en la... Bueno, la pregunta, sí. Miguel, por ejemplo, tú o los pueblos de España tienen reacción contra los moros, que violación, pero hay otra parte, refugiados de Marruecos hay actualmente. Sí. ¿Cómo se distingue? Sí, uno es un recuerdo histórico, una sí. cosa pertenece al pasado. Al pasado. Vale. Actualmente, al marroquí no hay esa sensación, aunque el recuerdo, la memoria, yeah. funciona, ¿no? La memoria, intentan generalizar, trasladar al presente la situación del pasado. Alguna gente. Pero no. La de izquierda no. La de izquierda no, aunque hay una diferencia. La izquierda considera responsable al gobierno de Marruecos de la ocupación del Sáhara, del antiguo Sáhara español, de la colonia. Es otra cosa. Vale. Que es otra cosa. Y en ese sentido, la izquierda, o sea, al marroquí que defiende la ocupación del Sáhara, lo consideran mal desde la izquierda. Ah, vale. ¿Me entiendes? Şimdi tabii ki o geçmişte kalmış bir olay. Yani göçmenler konusunda özellikle de sol kesimin ölçütü Fas'ın Sahara'yı işgali konusunu savunuyorsa gelen göçmen gene aynı eskisi gibi Moro diyorlar. Moro deniyor ona. Ama İşte ne bileyim, hiçbir şeyden haberi yok vesaire işte şey, insani bir şeyse zaten genel olarak kötü davranma olayı yok. Yok yani. Göçmenler genel... Olur, evet, genel bir soru da soralım. ¿Qué pasa con los refugiados actualmente? ¿Qué tipo de comportamiento tienen los pueblos de España contra refugiados de Siria? De otros países árabes, ¿qué piensan? ¿Qué hacen? Sí, voy a distinguir entre los pueblos y el gobierno. Bu konuda göçmenlere tavır konusunda yani Suriye'den vesaire diğer Arap ülkelerinden gelen göçmenlere tavır konusunda ben hükümetin tavrıyla, devletin tavrıyla halkların tavrını ayrı tutuyorum. Sí. Por ejemplo, en aquellas ciudades donde gobiernan los progresistas, como son el Frente, la Unidad Popular, como es en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza, en Oviedo, en Cádiz, en Córdoba, en La Coruña, se están creando redes de apoyo y de recogida para admitir, recoger a los refugiados. Los gobiernos autónomos. Sí, sí, los gobiernos autónomos, más que gobiernos... Municipal. Los municipios, exactamente, municipio. De estos, con gente, también gente que con está los dispuesto pueblos, a admitir, juntos, ¿no? admitir a recoger a gente refugiada. Y es... está surgiendo una red muy potente. Sí, 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 hay una campaña muy fuerte en este momento. Şimdi ilerici yönetimlerin olduğu Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Coruña, Madrid. Córdoba. Sí. Buralarda halklarla birlikte belediye yönetimleri kampanyalar başlattılar. Göçmenlerin İspanya'ya kabul edilmesi konusunda. Hoş geldiniz ülkemize. Bienvenidos al país, creo, ¿no? Sí. Y un detalle también quiero indicar que en estos momentos el comité de solidaridad con la causa árabe estamos
sí por recibir a esta gente, pero también por parar la guerra. Hay que parar la guerra, porque es la causa de los refugiados. Mientras no se pare al ISIS, mientras no se pare al ISIS tanto en Libia como en Siria, como en Irak, mientras no se pare la violencia contra los pueblos, seguirá habiendo guerra. Mientras no se pare la política de Estados Unidos, de Inglaterra, de Israel, de todos estos estados que atentan contra los derechos de los pueblos, seguirá habiendo refugiados. Hay que parar la guerra, hay que reconocer los derechos humanos. Primero sí. Que lucháis para parar la guerra. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y recibir, refugiados? Recibir a los refugiados y parar la guerra. ¿El comité? Sí, el comité y muchas de los movimientos que están naciendo, sociales. Movimientos sociales. Hay que parar la guerra, exigir al gobierno que pare la guerra y deje de intervenir como intervino en Irak, en la guerra de Irak, como estaba apoyando a la insurgencia en Siria, en Afganistán, como estaban apoyando en Libia y en toda una serie de sitios. Y que dejen de apoyar dictaduras y regímenes, y que el responsable sobre todo es la rapiña de la política de Estados Unidos y de la Unión Europea, unido a las políticas, de los estados árabes que atentan contra los derechos humanos, como son fundamentalmente, como son Egipto, como es Arabia Saudita, sobre todo, como es Qatar, como son los emiratos, que están apoyando al ISIS y apoyando a otros, y posiblemente Turquía. La impresión que tenemos nosotros es que el Estado turco ha apoyado a eso. Es la impresión que tenemos. Saudi Arabia, Qatar y Turquía apoyan a ISIS. Sí, sí, sí. Tienen sí. que parar apoyando. Tienen que parar la guerra. Y Estados Unidos, y Inglaterra y la Unión Europea. Tienen que parar. Ellos también apoyan al ISIS, Inglaterra. En un momento sí. En un momento. Son los kurdos, la impresión nuestra es que solo son los kurdos quienes estaban parando en Kobani y en otros sitios quienes están combatiendo al ISIS. Evet, öncelikle bu savaşın durdurulması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Biz Arap davası destek işte dayanışma komitesi olarak temel olarak iki şeyi hedefledik evet. diyor İspanya'da. Birincisi diyor savaşın durdurulması. Öncelikle IŞİD'e karşı mücadele ki bu IŞİD'i direkt destekleyenler Arabistan, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye olduğunu düşünüyoruz. ABD ve Avrupa Birliği'nin de bir şekilde desteklediğini düşünüyoruz IŞİD'i oradaki savaşın devam etmesi için. Bunun durdurulması gerekir. Orta Doğu'da savaşın durdurulması gerekir. Bu doğrultuda kendi çapımızda İspanya'da mücadele ediyoruz. İkincisi de yine bu göç konusunda, göçmenler konusunda direkt İspanya'ya göçmenlerin alınması mücadelesini veriyoruz dayanışma komitesi olarak. Enternasyonal Tugaylar İspanya İç Savaşı'nda çok konuşulmuştu. İşte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen devrimcilerin Brigadas Internacionales. Tugaylar. O enternasyonalizm açısından nasıl bir miras bıraktı İspanya'ya? ¿Qué tipo de herencia yani bizim öğreneceğimiz ne var? La Brigada Internacional ¿Qué tipo de herencia dejó a España desde el punto de solidaridad internacional? Fue todo un ejemplo. Las brigadas internacionales fueron todo un ejemplo porque fueron 60.000 soldados de todos los países, de casi todos los países del mundo. Dünyanın hemen hemen tüm ülkesinden 60'yı? 60.000. 60.000. Kişi geldi Cumhuriyetçilere destek vermek için. Hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinden. Incluso Türkiye. Pues seguro, seguro. Sí, sí, lo porque sé. Intervinieron fundamentalmente Türkiye'den de gitti. La brigada Abraham Lincoln de Estados Unidos.
la brigada André Martí de Francia, la brigada Telman, André Martí. André Martí, Fransa'dan. De Fransa. Abraham Lincoln, Amerikan. Lincoln, Amerikana. La brigada Telman, Alemanya. Antifascista, Alemanya. La brigada Partigiana Garibaldi, de Italia. Italia, y también sabemos que participaron cubanos, hasta chinos, sirios, palestinos, argelinos, algún argelino. Sí, sí, sí. Fue muy, muy importantísima. ¿Túnez? No lo sé, Túnez no lo sé. Túnez no lo sé, no tengo datos, pero de Argelia sí. De Argelia, sí. Con personalidades tan importantes como Josip Broz Tito, intervino en las brigadas internacionales. ¿Qué? Tito, el presidente de Yugoslavia, en las brigadas internacionales. Tito también, con el Yugoslavia también, ¿no? Sí, 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 sí. Muy importante, muy importante. Yugoslavia, sobre todo de Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro. Serbistan da Monte, sí, sí. Serbia Monte Montenegro. Serbistan Karadağ. Este otro Willy Brandt intervino en las brigadas internacionales. Este otro Willy Brandt, comunistas italianos, mucha gente y personalidades importantes. André Malraux, de escritor. Malraux. André Malraux. André Malraux, Francis Yazar. De Francia. Era piloto. Sí. André Malraux. Sí, sí, göstermiş olalım. Bahsettiği isim André Malraux'un. Olağanüstü bir uluslararası dayanışma için. Evet. Tugaylar. Enternasyonel Tugaylar'ı anlatıyor. Fransız pilot. Piloto. Evet. André Malraux fue todo un ejemplo de solidaridad y de sentir lo que era el verdadero internacionalismo. Por internasyonalizm açısından hepsi özellikle onların yaptıkları önemli bir örnek teşkil etmiştir. Sí, ha habido algunos españoles que han estado como brigadistas luchando en Kobani. Es un honor para mí como español. Bu arada benim için bir onurdur diyor. IŞİD'e karşı daha önce ben sanıyorum onu atladım. Tek gerçek mücadeleyi veren Kürtler oldu, özellikle Kobani'de. Bu arada şundan da onur duyuyorum. Kobani'de Kürtlere IŞİD'e karşı verdiği mücadelede yardım eden İspanyollar var. Bunlar benim için onur verici diyor. Que los han perseguido a la vuelta. Estaba intentando detenerlos. Pero no pudieron. El gobierno, no. Algunos jueces han dicho que no. Şimdi dönüşte de tutuklamaya kalktılar Kobani'den dönen İspanyolları. Fakat bazı yargıçlar var ki onlara izin vermediler tutuklamalar. Sí, ahí también querría dar un detalle. Es la gran colaboración que tuvo España en la Segunda Guerra Mundial. Las primeros unidades blindados, la novena. Que liberó París eran españoles, republicanos españoles todos. París'i nazilerden kurtaran ilk şeyde İspanyollardı. Savaş sonrası iç savaştan kaçıp oraya giden İspanyollar çok. Orada da savaşa katılmışlar galiba. Orada da savaşa katılmışlar. Olay biraz şey yapıyor. Fransızlar çok değinmiyor ama orada İspanyolların söylediği binlerce insan o Katalan sınırından Paris Basko'dan Fransa'ya geçti. Ve hatta birçoğu da yakalanıp Nazi kamplarında kaldı İspanyollar ve çok fazla da sayıda ölen var. Oranın özgürleştirilmesinde en ön saflarda olduğu söyleniyor ama Fransızlar buna değinmiyor diye hafif de kırılıyorlar. Peki. Oldu. Ben çok teşekkür ediyorum yere katıldığı gracias, için. Muchas gracias para por participarnos, para atendernos. Muchas gracias a la televisión, a vuestra televisión por habernos recibido y, bueno, contribuir juntamente con vosotros a que los derechos humanos y el derecho internacional triunfen en el mundo. Ben Hayat Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Birlikte insan hakları konusunda mücadelemizi birlikte sürdüreceğiz. Peki size de çok teşekkürler Hilal'imle. Evet, özel yayınımızdaydık. İç savaşı konuşurken Türkiye'de çok değerli bir tarihçi yazarla tanışma fırsatı bulduk. İspanya'dan geldi. Sevgili Müger'le
sohbet ettik bugün. Yani sohbetimizde de görüldüğü üzere İspanya iç savaşı daha çok sınıfsal temeli olan sosyalizmle kapitalizm kapışması arasında çok önemli tarihsel bir kesite oturan bir iç savaş. Bugünkü Orta Doğu coğrafyasındaki ve Türkiye'deki iç savaşlara çok benzer özellikler taşımıyor. Ama bununla birlikte çok önemli değerler, deneyimler de var. Bunları birlikte konuştuk. Franco'nun mirası devam ediyor. Monarşi hala devam ediyor. Bize bıraktığı böyle bir miras var. Böyle dikkat çekici başlıklardan biri buydu Miguel'in söylediği. Yine Bask örneğini tartıştık birlikte. Kürt sorunu, Kürtlerin Türkiye'de özellik talepleri, İspanya'da özellik nasıldır diye konuştuk. İspanya'da 17 bölgede özelliğin olduğunu, bunun İspanya toplumuna bir zarar vermediğini, tersine demokratik açıdan bir zenginlik olduğunu ifade etti sevgili Miguel. Ayrıca son dönemde milliyetçiliğin yükselmesine ilişkinde özellikle Balkan ülkelerindeki parçalanmaların, orada yaşanan sorunların Avrupa'da olduğu gibi İspanya'yı da etkilediğini ifade etti ve daha devlet, bağımsız devlet talebinin Katalanya'da Bask bölgesinde yükselmeye başladığını ifade etti. Bir önemli şey İspanya İç Savaşı'nda Afrika'dan gelen kiralık paralı askerler, Faslılarla ilgiliydi, Franco'nun askerleri. O deney çok önemliydi sohbetimizde. Hala bugün Morolar olarak anılıyor bu topluluk. Göçmenler hala gelen, Fas'tan gelenler eğer Sahra bölgesinin işgali savunuyorlarsa bu terimi kullanıyorlar. Moro diyorlar, aşağılayıcı ve iten bir kavram olarak. Gerçekten çünkü toplu insanlık suçlarına katılmış bir paralı asker grubu var. Ama masum göçmenlere ilişkinde olağanüstü bir kucaklayıcılığı var İspanya solunun ve halkının. Miguel zaten solla, pardon, halkla hükümetin tutumunu da göçmenler konusunda farklı değerlendirdi. İlerici kentlerde, Barcelona gibi daha birçok kentte hoş geldin mülteciler diye kampanyalar örgütlendiğini, belediyelerin buna öncülük ettiğini gösterdi. Buradan da anlıyoruz ki güçlü bir sahiplenme, bir dayanışma örneği de sergileniyor. Bir önemli başlık da Arap toplumuyla dayanışmaya ilişkindi. Zira Arap Dayanışma Komitesi'nin başkanlığını yaptığı için İspanya'da Miguel, orada da Orta Doğu'da savaşın durması ve barışın gelmesi için kampanyalar örgütlendiğini öğrenmiş olduk. Son nokta, bütün dünyanın konuştuğu, dünya halklarının gururla bahsettiği internasyonal tugaylar, İspanya iç savaşında çarpışan internasyonal tugaylara ilişkin de çok çarpıcı bilgiler verdi. 60 bin kişinin burada savaştığını söyledi. Bu sadece İspanya iç savaşında kalan bir örnek değil, onu da anlamış olduk. Zira diktatörlük sonrası Fransa'ya geçen ve orada bu sefer Paris'in kurtuluşunda mücadele eden olağanüstü bir İspanyol devrimcinin çabasını da görüyoruz. Yine son Kobani direnişinde de bu direnişin içerisinde yer alan, çeşitli ülkelerden gelen dayanışmacı, devrimci içerisinde İspanyolların olduğunu da söyledi ve onlarla da gurur duyduğunu söyledi. Böyle bir geniş çerçevede biz de aydınlanmış olduk. Hayat Televizyonu olarak kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.